İkiyi karşı atman lazım. Doğru bu. Şak yaparak yine üç kök elde etmiş olacaksınız. Kapış. Müthiş sorulardan bir tanesi. Bak. Enfes bir soru. Herkese merhabalar arkadaşlar. Analitik geometri bomba gibi devam ediyoruz. Kaldığımız yer neresiydi? Çok önemli bir yerdi. Eğimi öğrenmiştik. Doğru denklemi yazmayı öğrenmiştik. Şimdi bu derste onlarla ilgili uygulamalar yapacağız. Ve minik bir yer daha öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde ise bir noktanın bir doğruya olan uzaklığını öğreneceğiz arkadaşlar. Peki A noktası x1 ve y1 koordinatlarına sahip olsun. Bir de bizim doğrumuz var. Uzaklık dediğiniz şuradaki dik mesafedir zaten. İşte buraya biz h diyelim isterseniz. Bu H'yi bulmak için bir formül kullanıyoruz. Formül şu ya da uygulanışı şu. Tabii ben hemen buraya geçiş yapmayı unutmuşum. Hemen tekrar söylüyorum. Arkadaşlar X1 ve Y1'i bakın buradaki denklemde yerine yazacaksınız. Denklemde yerine yazarsanız ax 1 artı B 1 artı C'yi bulmuş oluyorsunuz. Sonra da A ve B'den dik üçgen yapıp hemen ne yapıyorsunuz? Hipotenüsünü hesaplayacaksınız. Buradaki hipotenüs değeri karekökün içerisinde A kare artı B kare olacaktır. Ve dolayısıyla karşımıza böyle bir formül çıkacaktır. Şimdi burada 3 ve 4 olursa hemen 5'i yapıştıracaksın. 5 ve 12 olursa hemen 12'yi yapıştır 13'ü yapıştıracaksın. Yani özel dik üçgenlerden de faydalanacağız diye söylemiş olayım. Kısacası bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı arkadaşlar onun yani o noktanın doğruya olan dik mesafesidir. Bunu da bu formülle bulan bulacağız. Hemen isterseniz minik bir örnekle başlayalım. Diyor ki örnekle A noktasının buradaki doğruya olan uzaklığı kaç birimdir? Şimdi dikkat Hemen şöyle bir doğruyu temsili olarak çizmek istiyorum size. Doğru bu. Nokta da burası. A noktası eksi 2 virgül 5 noktası. Peki ben bunun buraya olan uzaklığını nasıl bulacağım? Tabii ki doğru denklemimiz 3x artı 4 tane y artı 6 eşittir 0 ya. Hemen tutup şuradaki eksi 2'yi x yerine buradaki 5'i de y yerine yazıyorsunuz önce bir. Önce bunu yapmaya alışkanlık haline getireceksiniz. Bakın ne oluyor arkadaşlar? Şu uzaklığa h diyelim isterseniz. 3 çarpı eksi 2. Şöyle 3 çarpı eksi 2 ben eksi 6 diye yazdım mı? Evet. 4 çarpı 5. 4 çarpı 5 de 20 olur. Sonra da 6'yı eklediniz. Yani şunu yaptım aslında. X yerine eksi 2 yazdım. Y yerine de 5 yazdım. Ve buradaki ifadeyi buldum. Buradaki ifade de şu zaten. Şimdi bunun pozitif çıkmasını istediğim için. Çünkü uzaklık pozitiftir ya. Hemen böyle bir mutlak değer içerisine alacağım bunu. Ve aşağıya inip aşağıya ne yazıyorum biliyor musunuz? Çok basit. 3 ve 4'ten oluşmuş dik üçgenin hipotenüsü ya da ezber yapmak istiyorsanız 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü yazacaksınız arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz 3 4 5 üçgeninden dolayı bunun eşiti 5 çıkmış oluyor. O zaman aşağıya şunu ya da direkt 5'i yazacağız. Biraz daha pratik ve hızlı olmak açısından tabii ki bunları anlatıyorum size. Dolayısıyla arkadaşlar hemen buradan hesap yaparsak 20'nin mutlak değeri bölü 5'ten cevap kaç gelmiş oluyor? 4 gelmiş oluyor. E tamam. Bunun buraya olan mesafesi o zaman 4 birimmiş yorumunu yapacağız. Şimdi gelelim asıl olaya analitik düzlemde A noktasının bu noktaya pardon bu doğruya olan uzaklığı 2 kök 5 birim olduğuna göre M'nin pozitif değerini sormuş. Şimdi bak şöyle bir yorum yapacağız ilk başta. Bu görmüş olduğun şey Allah'ın seversen bir tarafında sıfır var? Hayır. O zaman sen ilk başta bunun bir tarafını sıfırlaman lazım. Yani 2'yi karşıya atman lazım. Doğru bu. Bu doğru şöyle temsil olarak çizilirse 2x eksi pardon x eksi 2'ye eksi 2 eşittir 0 denirse bir de A noktası var. A noktasının koordinatlarını yazalım direkt ben. M artı 1 virgül M eksi 1. Bakın ben bu A noktasının buraya olan mesafesini şöyle göstermek istersem buna 2 kök 5 birim yazacağım. Şimdi hemen ne yapıyorum? Çok basit bir şey yapıyorum. Tutuyorum buradaki M artı 1'i X yerine M eksi 1'i de Y yerine yazıyorum. Bulduğum şeyin mutlak değerini alacağım. Hemen başlayalım. X yerine M artı 1 yazarsanız M artı 1 olur. Şöyle. Eksi 2 çarpı. Y yerine de m eksi 1 yazacaksınız ya. Yani m eksi 1 olur. Bir de burada eksi 2 var. Bunun mutlak değerini almamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar tamamen tabii ki uzaklık pozitif olmasından dolayı. Bu yüzden mutlak değer alıyoruz. Bölü dedik aşağı indik. Bak aşağıya az evvel ne dedik? Kare içerisinde a kare artı b kare yazılır. Ya da şuradaki x'in katsayısı 1 olduğu için kenarlarından birisi 1. Diğer y'nin katsayısı 2 olduğu için eksisine hiç takılma. kare alınca o gidiyor zaten. 2 olduğu için şöyle bir dik üçgen varmış gibi düşünüp bunun hipotenüsünü bulacaksınız. Bunun hipotenüsü kök 5'tir arkadaşlar. Aslına bakarsanız ben paydayı neyle dolduruyordum? x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesinin toplamını kare dolduruyordum. Bu da zaten hesaplarsanız yine kök 5 anlamına geliyor. Her neyse hemen buraya da geldim kök 5'imi attım. Eşittir uzaklık yani 2 kök 5 oldu. Birazcık daha toparlamaya ihtiyacı var. İşler dışa çarpma yapacağım. Bu esnada bu iç tarafı da toparlıyorum. Bakın ne yapıyorum? Eksi 2 m. M de buradan geldi. Eksi m. Yaz hocam. Eksi m. Şuradan artı 2 geliyor. Artı 2 buradaki eksi 2 ile birbirini yok eder mi? Eder. Bir tek kim kaldı? Artı 1 kaldı. Onu da yazdım. Sonra bu çarpma diye karşıya geçecek ya. 2 kök 5 ile kök 5'i çarparsanız zaten ne olmuş oluyor? 10 olmuş oluyor. Şimdi mutlak değerli bir ifade ona eşitse biz burada zaten m'nin pozitif değerini bulmaya çalışıyoruz. Şöyle bir yorum yapabiliriz. Deriz ki içerideki ifade 10 da olabilir, eksi 10 da olabilir. Sevgili arkadaşlar eğer eksi m artı 1 10'a eşit olursa sizin de gördüğünüz gibi karşıya yollayalım. Eksi 9 çıkmış oluyor m'nin değeri. Ben pozitifini arıyorum. Cevap bu değil. Eğer eksi 10'a eşit olursa yani eksi m artı 1 eksi 10 ise o zaman da m'nin değeri 11 olmuş oluyor. Benim aradığım cevap bu soru için artı 11 diyebiliyoruz. Yani arkadaşlar bir noktanın bir doğruya olan uzaklığını bulmak için x ve y'nin kat sayılarından oluşan yani kendine kenar kabul eden dik üçgenin hipotenüsünü paydaya yazarsınız. x ve y değerlerini de burada görmüş olduğunuz gibi denklemde geçen x ve y yerine yazıp mutlak değer alırsınız. Bu da bizim için pay oluyor. Devam edelim bakalım. Bu soruyu durdur kendin çöz. Müthiş sorulardan bir tanesi. Bak enfes bir soru. Diyor ki bana A noktası eksi 3 virgül 4 olmak üzere A ve C eşkenar üçgeninin B ve C köşeleri bu doğrunun üzerindedir. Bak A, B, C üçgenin alanını bulalım. Sevgili arkadaşlar bu doğruyu temsil olarak çizeriz. 5x eksi 12 tane y artı 24 eşittir 0. Uyan, uyandılar. Bazıları uyandılar zaten. 5, 12 hocam aşağı 13 yazacağız. Sen rahat ol. İşte tam olarak bunu diyordum zaten. Neyse bu burada kalsın. A noktası eksi 3,4. ABC eşkenar üçgeninin B ve C köşeleri bunun üzerinde. Peki eşkenar üçgeni ben nasıl çizerim? Vallahi temsil olarak şöyle çizebilirim sanırsam. B ve C işte bu doğrunun tam üzerinde bulunuyor, görüyorsunuz ve A da bunların dışında böyle bir eşkenar üçgen çizdim. Tamam, bu üçgenin alanını mı bulacağız? Sevgili arkadaşlar, eşkenar üçgenin alanı için ya yükseklik değeri ile şuradaki yükseklik değeri ile tabanı çarpıp yarısını alırsınız, ya da bir kenarının ee, ne yaparsınız? A olarak düşünüp akara kök 3 bölü 4 yaparsınız. Peki ben burada hangisini mantıklı buluyorum? Kesinlikle ilk söylediğimi. Bunun buraya olan mesafesini ölçümlersem yüksekliğini bulmuş olacağım. Zaten 30-60-90 üçgeni var burada. Sizin de gördüğünüz gibi. Çünkü eşkenar üçgenin iç açı ölçüleri 60'ar derece olduğu için 30-60-90 üçgeni çıkıyor. Buradan faydalanarak istediğim yere rahatlıkla gidebilirim. O zaman bismillah deyip başlıyorum. Bak şimdi hemen şuraya H diyelim. A ile H arasındaki mesafeyi bulalım. Arkadaşlar A noktasının bu doğruya olan mesafesini ölçeceğiz. Bu AH doğru parçasının uzunluğu olacak. Peki ne yapıyorum? Eksi 3'ü hemen x yerine yazıyorum. Mutlak değer içerisine tabi. X yerine eksi 3 yazarsam ne olur biliyor musunuz? Bakın şöyle gösterelim. Eksi 3 ile 5'i çarptınız. Hop eksi 15 geldi. Bitti. 4'ü y yerine yazacaksınız. Y yerine 4 yazarsanız eksi 12 ile 4'ü çarparsanız eksi 48 geldi. O da bitti. Bir de artı 24 var. Onu da unutmayalım. Buradaki işlemi yapıp mutlak değerini alacağım. Bölü aşağı iniyorum şimdi. Ne yapacağım aşağıda biliyor musunuz? Payda kısmına x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesinin toplamının karekökü. Ya da uyanıksam 5, 12, 13 üçgeninden hemen zaten bunun sonucu da 13'tür. Hemen aşağıya 13 yazman gerektiğini anlayacaksın. Devam edelim. Buradaki işlemin sonucu arkadaşlar şurası eksi 24. Eksi 24 eksi 15 eksi 39 yapar. Eksi 39'un mutlak değeri artı 39'dur. Bunu 13'e bölüyorsunuz yanıt 3 çıkmış oluyor. Artık sevinç gözyaşlarını dökebilirsiniz. Burayı 3 bulduğunuza göre artık istediğiniz her yere ulaşabilirsiniz. Şöyle ki 60'ın karşısı 60 derecenin karşısı 3 ise 30 derecenin karşısının bir kere ne olması lazım? Karekök 3 olması gerekiyor. Çünkü bu üçgende 30 derecenin karşısında uzunluğun karşısındaki uzunluğun kök 3 katı 60'ı verir bana. Bu yüzden burası kare 3'tür. E zaten bu simetri ekseni. O zaman burası da karekök 3. Aa, demek ki şu uzunluk 2 kare kök 3 geldi. Hemen taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyorum. Taban 2 kök 3. Yükseklik artı 3. Bunları çarptınız yarısını aldınız. Şak diye yapıştırdım buradan. Ne oldu? 3 kök 3 uzunluğunu daha doğrusu birim kareyi elde etmiş olduk. O zaman aradığımız cevap 3 kare kök 3 olacaktı. Bu arada az evvel dediğim şeyi de buradan size tekrar söylemek istiyorum. Arkadaşlar eğer 30 derecenin karşı kökü ise hipotenüs 2 köküdür. Bunu a olarak düşünürseniz eşkenar üçgenin alan formülü a kare kökü bölü 4'tür. Hemen bunun karesini aldınız 12 kök 3 ile çarpıp 4'e bölerseniz şak yine 3 kökü elde etmiş olacaksınız. Kapış. Kapış hocam. Eyvallah. Devam edelim. Geldim bir başka soruya. Bak bu soruda gerçekten az evvelki kadar müthiş bir soru. Belki de ondan daha önemli ve kıymetli bir soru. Çünkü hiçbir şey görünmüyor soruda arkadaşlar. Nokta doğru hiçbir şey yok. Biz kendimiz oluşturacağız. Yukarıda verilen analitik düzlemde AD doğru parçası kenarı orijinden geçen D doğrusu üzerindedir. Oo çok iyi. Şuradan geçiyormuş. Tamam. Bu dikdörtgenin iki köşesinin koordinatları A noktası 2,4. Şunu üzerine yazabilir miyim? 2,4. C noktası 10 olmuş. 10,10 nokta müthiş. Sonra dikdörtgenin alanını bulmaya çalışacağız. Şimdi bakın. Matematik sorusu çözerken önce bir strateji geliştirirsiniz. Benim buradaki stratejim ne olsun? Şu olsun deyip oradan yardırırsınız. Arkadaşlar isterseniz bu dikdörtgenin alanını bulabilmek için şuradaki kenar uzunluklarını bulmaya çalışalım. Bakın şu uzunluğu bilmiyoruz. Bunu bulabiliriz mesela, değil mi? noktanın doğruya mesafesinden ya da şu uzunluğu bilmiyoruz arkadaşlar burayı bulabiliriz Buradan dikdörtgenin alanı için tabii ki bunlar gerektiğinden dolayı hesaplamam lazım. Fakat minik bir sorunumuz var. Sorunumuz şu arkadaşlar. Buradaki D doğrusunun sizler de görüyorsunuz ki denklemi elimde yok. Elimde olmadığı için ben oluşturacağım. Peki doğrunun orijinden geçmesi bir anlam ifade eder mi? Elbette bir anlam ifade eder. Bakın nasıl bir anlam ifade ediyor. Arkadaşlar bu doğrunun denklem formatı bildiğiniz gibi y eşittir mx artı n'dir. Bunu konuşmuştuk. Şimdi bu n ne? Bu n y eksenini kestiği yer. E bu doğru y eksenini nerede kesiyor? Sıfırda kesiyor. E o zaman bizim doğrumuzda n yerine ne alacağız? Sıfır alacağız tabii ki. Aa demek ki orijinden geçen doğrularda y eşittir mx yapmamız hemen denklemi bizim karşımıza getiriyormuş. Peki m'i nereden bulacaksın hocam sen? Bak şimdi izle. 2 4 diyordu ya. Tık 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 aşağı indiniz. Şurası 2. Zaten 4 de hemen şurayı gösterir bana. Şurası 4 ise bu da 4 oluyor. O zaman buna da 4 yazalım. Al sana D doğrusunun eğimi. D doğrusunun eğimi dikey bölü yatay. Bir de sağa yatık olduğuna göre pozitiftir. Alın size D doğrusunun eğimi. Kim ne çıktı? 2 çıktı. O zaman D doğrusunun denklemi y eşittir 2x olmuş oluyor. Hatta bunu karşıya atarsanız 2x eksi y eşittir 0 olmuş oluyor. Bu bizim için D doğrusunun denklemi. Şimdi gelin beraber buradaki 10-10 noktasının arkadaşlar bu doğruya olan mesafesini bulalım. Nasıl bulacağız? X yerine 10, Y yerine 10 yazıp bir hesap yapmalıyız önce. Mesafeye DC mesafesi olduğu için şöyle. E, DC doğru parçasının uzunluğu diyelim isterseniz. Hemen X yerine 10 yazıyorum. Ne oldu? 20 oldu. Bak buraya 10 yazarsam 20 oldu değil mi? Peki buraya 10 yazarsam eksi 10 oldu. Bunu mutlak değer için alıyorum. Aşağı ne yazıyordum? Hadi söyle. Hadi. 2 ve 1'den oluşan dik üçgenin hipotenüsünü yazmıyor muydum? Evet. Bunu zihinden yapmanız lazım artık. Arkadaşlar. Kenar uzunlukları 2 ve 1 olan dik üçgenin hipotenüsü kök 5'tir. Bu yüzden buraya karekök 5 yazarsınız. Kapış. Peki hesaplayalım. 10 bölü karekök 5 çıktı. 10 bölü karekök 5 ne demektir? Karekök 5 ile çarparsanız bunu 10 karekök 5 bölü 5'e elde edersiniz. Bunlar giderse 2 karekök 5 çıkmış olur. Müthiş. Ahan da burası 2 karekök 5. Bu bitti. Şimdi AD doğru parçasını nasıl bulacağım? Hocam D noktasının koordinatlarını belirleriz. iki nokta arası mesafeden gideriz. Doğru söylüyorsun ama D noktasının koordinatlarını belirlemek için var ya dünya zaman lazım. O yüzden bakın ne yapıyorum? Da 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 dam. Ne yapıyorum? A noktasını C noktasına birleştiriyorum. Ve AC doğru parçasının uzunluğunu buluyorum. Sonrasında nasıl olsa dik üçgen var burada. Pisagor'dan AD'ye geçiyorum. Bu kadar basit olay. O zaman hemen A ile C arasındaki mesafeyi ölçelim. Nasıl ölçüyorduk? Kocaman bir karekök açıyorduk. Bunu öğrenmiştik. X'lerin farkı 8. 8'in karesi artı. Y'lerin farkı 6. 6'nın karesi. E o zaman ne oldu? 10 oldu burası. Aa demek ki karekök üzerinden 10 oldu. Demek ki burası 10 sa Pisagor bağıntısıyla hemen AD'ye ulaşabiliriz arkadaşlar. Bakın üçgende Pisagor bağıntısını uygulayalım. Diyeceğiz ki AD uzunluğunun karesi artı. 2 kök 5'in karesi 2 kök 5'in karesi bakın nasıl yazdım eşittir 10'un karesidir yani 10 üzeri 2 Şimdi buradan düzenlemeye devam ediyorum. AD'nin karesi. Bakın burası 100 yapar. Burası 20 yapar. Çıkaracağız arkadaşlar. Karşı tarafa atacağız. Ve 100'den 20'yi çıkaracağız. 80 yaptı. AD'nin karesi 80 ise AD'nin kendisi ne olur? AD uzunluğunun kendisi karekök 80 olur. Tabi karekök 80 de ne demektir? 16 kere 5 diye düşünülebileceği için 4 karekök 5 yapmış oluyor. Müthiş. Yazdım 4 karekök 5'i. Artık istediğim her şeyi elde etmiş oluyorum. Şükürler olsun ya Rabbim. Artık bu üçgenin üçgenin diyorum dikdörtgenin alanını bulabilirim. 4 kök 5 ile 2 kök 5'i çarpıştıracağız. 4 kere 2 8 yapar. Kök 5 çarpı kök 5 5 yapar. 40 yapar ve e, ve birim kare diyorum arkadaşlar. 40 birim kare olarak yanıtı bulmuş oluyoruz. Nasıl soruydu? Güzel soruydu. Tatlı soruydu. Şimdi paralel iki doğru arasındaki uzaklığı nasıl buluyoruz? Taktik aynı. Şimdi bir kere şunu öğrensin herkes. Bu doğruyla bu doğru birbirine paralelse iki doğrunun durumlarını da anlatmıştım bunu size. Bunlarda da x'lerin katsayılarının oranı y'lerin katsayılarının oranına eşit olur. Ya da şu ax artı b'ye şu ax artı b'ye başlangıçları aynı olur arkadaşlar. Örnek vereyim bir tane. 2x artı 4 tane y artı 2 eşittir 0 ile işte 2x artı 4 tane y artı 1 eşittir 0. Bu iki doğru birbirine paraleldir ha. Neden? Çünkü bak başlangıçları aynı. Bu bir de ikinci öğreneceğin şey kitaplar yazmaz bunu. X artı 2Y eksi 1 eşittir 0. Bu da bunlara paraleldir. Nasıl ya? Bak şöyle bu görmüş olduğun ifade 2 ile genişletilirse 2X artı 4Y Eksi 2 eşittir 0 elde edilir. Yine başlangıcı 2x artı 4 ile yaptığınız için hayırlı olsun diyorum. Bunların üçü birbirine paraleldir arkadaşlar. Şimdi paralellik neymiş? O zaman başlangıçların aynı olmasıymış. Bunlar birbirine paraleller. Peki bunların arasındaki mesafeyi nasıl bulacağız? Bu arada iki doğru birbirine paralel değilse aradaki mesafeyi ölçemezsiniz. Çünkü sabit bir mesafe yoktur. Kesinlikle paralel doğruların arasındaki mesafeyi ölçeriz. Dolayısıyla arkadaşlar öncelikle şartımız paralel olması. Şimdi bunlar birbirine paralelse hemen sabit terimlerini çıkarıyoruz. Yani C1'den C2'yi çıkarıp yine pozitif gelmesi için mutlak değer alıyoruz. Sonra da x'in katsayısı ve y'nin katsayısından dik üçgenin hipotenüsünü yine buraya yazıyoruz. Yani aşağıya a'nın karesi artı b'nin karesinin karekökünü yazacağız. Bunu tekrar hatırlatayım. Şöyle bir dik üçgen düşünün zihninizde. a, b hipotenüs ne olacaktır? a kare artı b kare olacaktır. Karekökün içerisinde tabii ki diyebiliriz. Şimdi o zaman hemen şöyle çevirelim. Madem uzaklığı öğrendiysek uygulayalım. Doğru mu? Analitik düzlemde bu ve bu doğruların arasındaki uzaklığı sormuş. Bak şimdi. Başlangıca Dikkat. İkisinin de başlangıcı aynı. O zaman yapacağın şey çok basit. Bunların arasındaki tabi temsili bir çizim yapayım ben size. Bu 2x eksi 3 tane y eksi 10 eşittir 0. Bu doğru da 2x eksi 3 tane y artı 16 eşittir 0 arkadaşlar. Bunların arasındaki mesafe işte burası h diyelim ona. H'yi şöyle buluyoruz. Öncelikle buradaki sabit sayıdan buradaki sabit sayıyı çıkarıyoruz. Eksi 10'dan 16'yı çıkarıp mutlak değer içerisine alıyoruz. Sonra... 2 ve 3'ten kurulu dik üçgenin hipotenüsü. Şak diye söyleyebilir misin bana? Kök 13. Aferin sana. O zaman burası kök 13 olacak. Anlayamayanlar için hemen izah edelim. 2 burada, 3 burada. Hemen burası 2'nin karesi artı 3'ün karesinin karekökü olacağı için karekök 13 olacaktır diyebiliriz. Peki düzenleyelim bunu. Arkadaşlar Burası 26 yapar çünkü eksi -26'nın mutlak değeri 26'dır. Aşağısı da karekökün içinde 13'tür. Peki ben bunu karekök 13 ile çarparsam ne olur? 26 karekök 13/13 bölü 13 elde ederim. Şak diye bunları götürürsem 2 karekök 13'ü bulmuş olurum. Aslında sorunun cevabı 2 karekök 13 birim olacaktı. Yanıt buymuş. Güzel. Şimdi biraz biraz daha ısınalım isterseniz. m ve n pozitif tam sayılar olmak üzere analitik düzlemde d1 d2 doğruları veriliyor. Paralellik varmış bunların arasında. İsterseniz şöyle çizelim. Bu D1 doğrusu. Burası da bizim için D2 doğrusu olsun. Arasındaki uzaklık 10 birim diyor. Tık 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 tık. 10 birim yazıyorum buraya. M artı N toplamını sormuş. Arkadaşlar uzaklığı şöyle bulmuyor muyuz? Doğruların sabit terimlerinin farkını alıyoruz. Bak sabit terimi eksi M. Sabit terimi 35. Farkını alıp mutlak değerini aldınız. Bölü aşağı indim. 8, 6. Hocam burada başka bir şey yazıyor. Aynen öyle. Şimdi ben de onu gördüm işte. O yüzden hemen şöyle bir düzeltme yapmamız lazım. Düzeltme derken revize yapmamız gerekiyor. Şimdi bu 8x artı 6 ile başlamış ya paralel. Bunun da 8x artı 6 ile başlayabilmesi için önce bunu bir 2 ile çarpacağız. Arkadaşlar bunun iki katını alırsam 8x artı bunun da 2 katı 2N'ye artı tabi bunun da 2 katı olacak 70 eşittir 0 oluyor Benim kullanacağım doğru bu Bu doğru da elbette şu sayı olarak 6'yı temsil etmeli bana Çünkü az evvel konuşmuştuk başlangıçlar aynı olacak demiştik O zaman 2N 6 ise N'nin değeri kaç olacaktır 3 olacaktır Tamam bunu buldum Şimdi asıl olaya geldim Arkadaşlar D1 doğrusu 8x artı 6y eksi m eşittir 0. D2 doğrusu artık bu değil sevgili arkadaşlar. 8x artı 2 nye yazmayayım 6y yazayım artı 70 eşittir 0. Şimdi sabit terimlerinin farkını almalıyız. Sabit terimi eksi m doğru. Sabit terimi 70. O yüzden burası 35 değil 70 olacaktı. Yani eksi m eksi 70'in mutlak değeri aşağı indim şimdi. 8 ve 6 bana neyi hatırlatıyor? 6, 8, 13 kendini hatırlatmıyor mu? Kesinlikle bunun hipotenüsünü yazacağım aşağıya. Ya da arkadaşlar karekökün içinde 6'nın karesi artı 8'in karesi diyeceğim toplam olarak. Bu da 10 gelmiş oluyor. Peki buradan hemen işler dışlar yapalım. 10 kere 10 100 yaptı. Şu tarafa bakın şimdi. Mutlak değer eksi m eksi 70. Şöyle. Peki ben burada m artı neyi bulacağım da m'ye dikkat edin pozitif tam sayı diyor. Arkadaşlar şurası benim için ya 100'dür doğru mu? ya da eksi 100'dür. O zaman eğer burası 100 olsaydı m değeri negatif çıkacaktı. İsterseniz hesaplayalım. Eksi m eksi n eşittir 100 olursa al ver yapıyorum. Eksi 170 çıkıyor m'nin değeri olmaz bu. Eğer eksi 100 olursa yani eksi m eksi 70 eşittir eksi 100 olursa buradan da 30 çıkmış oluyor m'nin değeri. Aradığım cevap buydu. Bu ikisinin toplamını yaparım ve 33'ü bulmuş olurum. Yani hemen bunlar birbirine paralel diye sabit terimlerini çıkarmıyormuşuz açıkçası. Benim yaptığım gibi, başlangıçta yaptığım gibi atlamıyormuşuz. Önce başlangıçlarını aynı tutmaya çalışacağız. Bunun için genişletme ya da sadeleştirme yaparız arkadaşlar. Analitik düzlemde verilen karesinin oh be şükürler olsun. iki kenarı birbirine paralel olan D1 D2 doğrusu, doğrular üzerindedir. Alanı 125 birim kare. O zaman hemen şuraya 5 kök 5 yazabiliriz galiba. Doğru mu? Çünkü alanı 125 birim kare ise 125'in kare kökü nedir? 5 kök 5'tir. O da karenin bir kenar uzunluğudur. Biz C'yi bulacağız. Şimdi bir dakika. Hemen bunlar birbirine paralel ama 4y artı ax ile başlamış. Bu adam 2y eksi x ile başlamış. Olmaz efendim. Hemen bunu ne yapıyoruz? 2 ile genişletiyoruz. Bunu 2 ile genişletirsek 4y eksi 2x artı 2c eşittir 0 olacaktır. Yukarıdaki de 4y artı ax eksi şaka artı 10 eksi c eşittir 0 olacaktır. Şu anda başlangıçları aynı olmalı. Yani şunlar. Tabii ki burada a'nın değerinin eksi 2 çıktığını da anlayabilirsiniz. Arkadaşlar A'nın değeri zaten soruda muhtemelen kullanmayacağız. Peki ben bunların arasındaki uzaklığı nasıl bulacağım? Buradaki mesafe, mesafe diyorum sabit terimden bu sabit terimi yani 2C'yi çıkarıp mutlak değer almalıyım. Bölü aşağıya da şunu yazacaktınız. 4 ve 2'den oluşmuş dik üçgenin hipotenüsü. Düşünün 4 ve 2 kenarlarına sahip dik üçgenin hipotenüs değeri nedir? 2, 4. Burası 2 kök 5 değil midir? Kök 20'den dolayı. Evet. Demek ki aşağıya 2 kök 5 yazacağız eşittir. Uzaklık buldun sen. Buradaki uzaklığı buldun. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı. O da karenin bir kenar uzunluğudur. Yani 5 5 kare kök 5'tir. Gerisi matematiksel işlem. Düzenle. Bakın burası 10 3c yaptı. Mutlak değer. Şununla şunu çarpacağız içler dışlardan. 10 50 yapıyor değil mi? Aynen öyle. 2 kere 5 10. Buradan da 50 geldi. Tamam. Şimdi ben neyi bulacağım? Ben c'yi bulmaya çalışıyorum. Sevgili arkadaşlar bakın. Şurası ya 50'dir ya da eksi 50'dir. Hemen yazalım. 10 eksi 3c 50 veya 10 eksi 3c eksi 50'dir. Yorumlu yapabiliriz. Peki c'yi bulmaya çalışıyorum da c ile ilgili burada bir şeyler var mı? Yok. Bak en son onu halledeceğiz. Şimdi geliyorum buradan bir hesap yapalım. Şunu şöyle şunu şöyle. Eksi 40 eşittir 3c ve buradan c eksi 40 bölü 3 çıkmış oldu. Bu tarafa geldiniz. Buradaysa arkadaşlar bunu böyle bunu böyle atarsanız 3c eşittir 60 C eşittir 20 gelmiş oldu. Hocam, hocam 20 daha yakışıklı 20 al. Arkadaşlar bir saniye bir saniye. Bakın şimdi dikkatle izleyin. Bu verilen doğru denkleminde siz C'yi nasıl bulacaksınız biliyor musunuz? Hemen şuraya dikkat etmenizi isteyeceğim. Sabit terim olduğu için bu. X'e 0 verirseniz Y'yi kestiği yeri, Y'ye 0 verirseniz X'i kestiği yeri bulsunuz. Hemen burada ben X yerine 0 yazmak istiyorum. X yerine 0 yazarsanız Y eşittir ne çıkıyor? Tabi bu gideceği için eksi c bölü 2 çıkmış oluyor. Yani aslına bakarsanız burası eksi c bölü 2'ye eşittir. Peki ben size bir soru sorayım. Burası orijinin 6 değil mi? 6. E o zaman bu görmüş olduğunuz ifade kesinlikle negatiftir. Arkadaşlar bunun negatif çıkabilmesi için c'nin ne olması lazım? Pozitif çıkması gerekiyor. Bu yüzdendir ki eksi 40 bölü 3'ü alamayız. 20 sayısını almamız lazım. Aynı şey bunun için de geçerliydi. Mesela bakın x'e 0 verdiniz. İşte buradan c yerine 20 yazarsanız ne olur buradaki ifade? 4 tane y. Ondan sonra 20 yazdınız. Eksi 10 eşittir 0 oldu. Attınız. Böldünüz y eşittir 5 bölü 2 geldi. Bak demek ki y'yi 5 bölü 2'de kesecekmiş. Harbiden doğru görüyor musunuz? Yani bunu verince pozitif çıkıyor burası. Burası da negatif çıkıyor. C de pozitif çıkmış oluyor. Ama öteki olmaz sevgili arkadaşlar. Kısacası doğrunun y eksenini kestiği yerlere bakarak bunu tespit etmemiz gerekiyordu. Bu sorunun müthişliği de işte buradaydı. Evet geldik en son sorumuza. Hadi bakalım. Sırada analitik düzlemde her k gerçek sayısı için... A noktaları bir doğru oluşturmaktadır diye giriş yapan bu soru var. Arkadaşlar her k gerçek sayısı için A noktaları doğru oluşturuyorsa ben o doğruyu kendim yazarım ilk başta yazacağım zaten. Buna göre bu doğruyla buradaki doğru arasındaki uzaklığı sormuş. Şimdi sen bana her k gerçek sayısı için diyor musun? Diyorsun. O zaman k yerine basit sayılar seçerim, sıfır veririm, bir veririm, iki tane nokta elde ederim. Birinci A noktası k yerine sıfır verdiğinizde eksi 3 virgül 1 olmuş oluyor. İkinci A noktası bunu K yerine 0 vererek elde ettim. İkinci A noktası ise K yerine 1 verilerek basit sayı olduğu için seçtim bu arada. Hemen yazarsak K yerine 1'i şurası 1 olacaktır. Buraya 1 yazarsanız da 6 olacaktır. Bak şimdi bahsedilen doğru oluşturmaktadır diyor ya. Bahsedilen doğrunun 2 tane noktasını bulduk. Geri kalanların bir önemi yok. Çünkü doğrunun ortaya çıkabilmesi için 2 tane nokta zaten kafi. O zaman hemen şöyle yapıyorum. Bu iki tane noktadan geçen doğrunun eğimini bulacağız arkadaşlar. Temsili bir çizim yapalım isterseniz. Şöyle olsun çizimimiz. A1 noktası burada, A2 noktası da burada. Biz bu d doğrusunu yazmaya çalışacağız. Önce eğimden giriyorum tabii ki. Buradan hemen eğim bulalım isterseniz. Neydi eğim? Y'ler farkı. Bakın birden 6'yı çıkaralım. Şöyle. İlk bölü x'ler farkı. Eksi 3'ten de 1'i çıkaracağız. Eksi 3'ten de 1'i çıkardım. Ne oldu? Burası eksi 5 oldu. Burası eksi 4 oldu. Yani eğimimiz 5 bölü 4 oldu. Zaten arkadaşlar eğim hesaplamaya gerek yoktu. Neden? Bu görmüş olduğunuz doğrunun eğimi dikkatli bakarsanız 5 bölü 4'tür. Bunu 4. geometri, anatik geometri dersinde şöyle öğrenmiştik. Eğim x'in katsayısının y'nin katsayısına oranının ters işaretlisidir diye öğrenmiştik. Dolayısıyla buradaki doğrunun arkadaşlar adı 5x 4y eksi 22 eşittir ve eğimi 5 bölü 4'tü. O zaman bizim yazacağımız doğrunun da eğiminin 5 bölü 4 olması gerekiyordu zaten. Tamam kanıtlamış olduk. Peki D doğrusunun eğimi 5 bölü 4. Geçtiği noktaları da biliyor musun? Biliyorsun. E o zaman ne bekliyorsun? Ya o formülü kullan denklem yazmak için ya da e, benim yaptığım gibi y'tir mx artı n formatını kullan. Hemen şöyle bir kağıt alalım. Arkadaşlar y eşittir mx artı n formatına göre şunu yazmaya çalışıyorum ya D doğrusunun denklemini. Hemen ne yapacağım? Eğim yerine 5 bölü 4 yazacağım. 5x bölü 4 artı ne? Bir de geçtiği nokta mesela şu. 1 6 x yerine 1 yazacağız y yerine 6 yazacağız n'e ulaşmaya çalışacağız bakalım hemen ne oluyor şöyle bir şey oluyor 6 eşittir 5 bölü 4 artı n attınız karşıya eksi 19 bölü 4 mü gelmiş oluyor? Yanlış yapmayalım da 24 yok artı 19 bölü 4 gelmiş oluyor. N değerini buldunuz. Şimdi N değerini bulunca otomatikman denkleminiz Y eşittir. 5x bölü şöyle yapalım 5x bölü 4 artı 19 bölü 4 oluyor. Oldukça kaba bir denklem. O yüzden ne yapacağım? Tabii ki 4 ile genişleteceğim. 4 tane y sırf şunlardan kurtulmak için. 4 tane y 5x artı 19 olur. Hepsini karşıya yani bir tarafta toplayalım. 5x eksi 4 tane y artı 19 eşittir. 0 olmuş oluyor. Hadi yazalım bunu üzerine. 5x eksi bunun adı neymiş? 5x eksi 4 y artı 19'muş. Bunu kenara alabiliriz artık. Artı 19 eşittir 0. Şimdi bana bunların arasındaki uzaklığı sormamış mıydı? Evet hocam. E, Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı nasıl buluyorsun? Nasıl bulacaksın? Tabii ki bunların arasındaki mesafeyi ölçmek için çıkarma işlemi yapmanız gerekiyor. Bir de bunu mutlak değer içerisine alalım. Bölü aşağıya da 5 ve 4'ten oluşmuş dik üçgenin kenar uzunlukları 5 ve 4'ten oluşmuş dik üçgenin hipotenüsünü yazacaksınız. Sevgili arkadaşlar, aşağısı dikkatle izleyin lütfen. 3 yazmayın. 5 ve 4'ten oluşmuş dik üçgenin hipotenüsü kök 41 olduğu için kök 41'dir. Peki o zaman şöyle devam edelim. 19 artı 22 e 41'i veriyor. 41 bölü kök 41 yapacaksınız. Bilindiği üzere 41 sayısı 2 tane kök 41'in çarpımından oluşuyor. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi aşağıdakine giderse geriye kök 41 kalmış olacaktır. Yanıtımız kök 41 birim yapmış oluyor. Evet bu, bununla beraber dersimizde sonuçlandırmış oluyoruz. Analitik geometride baya bir yol aldık sevgili arkadaşlar ve eğer doğru denklemi kurmayı öğrenmemişseniz bunun yanında eğim nedir nasıl bulunur iki doğrunun birbirine göre durumlarını öğrenmemişseniz birazcık ilerleyen kısımlarda sorun yaşayabilirsiniz lütfen bunları öğrenmenizi tavsiye ediyorum bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın <laughs>